gecenin son maçı başlıyor. İstanbul, Pendik hazır mıyız? Dünyanın bilek güreşindeki kalbi İstanbul'da Pendik'te atıyor. Heyecanımız son derece büyük. Artur Makarov son 6 yılın dünya şampiyonu. Rus ve sıkletinde gerçekten rakip tanımıyor. Şimdi öncelikle Rus rakibimiz Makarov geliyor. Representing from Russia, Artur Makarov. Artur Makarov geldi. Şimdi 11 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu Engin Terzi geliyor. Karşılaşmanın hakemi Ali Osman Aydın, yardımcısı Abdullah Cin. Türkiye! Strip maç. Türkiye! Türkiye! Strip maç. Türkiye! 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 Gecenin ana mücadelesi için Engin Terzi Makarov'un karşısında. Engin Terzi 12 kez dünya şampiyonluğu yaşadı. Makarov son 6 yılın dünya şampiyonu. Kollarında bacak genetiği olduğu söyleniyor. Makarov. Alttan üstten. Kimse ama kimse ona rakip olamıyor son dönemlerde. Bakalım Engin Terzi onu yenmeyi başarabilecek mi? Çok rahat galibiyetler alan bir isim. Bütün dünyada çok ama çok aşırı derecede konuşulan bir isim durumuna geldi. Rus Artur Makarov. Hand topun. Elleri açın diyor ya. Çık tutun elleri. Şu anda bağlayın dedi. Engin Terzi ekranlarda. 45 yaşında, 1.77 boyunda. Okay. 78 kilo Engin Terzi. Rotation. Senin parmağından değil, alttan bilekten. Rotation. Makarov. Rotation. Makarov. Rotation. 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 Ready go. Ve başladı mücadele. Engin Terzi başlar başlamaz mindere değdirmeye çalıştı bileğini ama Makarov çok kuvvetli görünüyor. Yüz ifadesine bakmaya çalışıyorum ne kadar zorlanıyor diye. Yüzündeki ifade gerçekten korkutucu. Stop. Engin Terzi başlar başlamaz yıkmak istedi. Elbow foul. Engin Terzi faul yapıyor. Dirseğini kaldırdığı gerekçesiyle bir faul aldı. İki faul seti kaybetmesine sebep olur. Tecrübe abidesi iki isim karşı karşıyalar. Bilek güreşinde. Bura tabii yaşta eklendiğinde 25 yaşında Artur Makarov. 20 yaş daha büyük Engin Terzi. 20 yaş daha genç Artur Makarov. Bunu söyleyebiliriz. Tataristan bölgesinden gelme bir isim Artur Makarov. Kazan'da yaşıyor. Üniversite öğrencisi. 2012'den beri 7 yıldır Rus milli takımında. Elektrik mühendisi Artur Makarov. Ailesinde bu sporu yapan başka bir isim yok. Yok abi, basıncı alamıyor. Kendisinin çok özel çekiyor, ilgi duyduğu bir spor bilek güreşi.
İyi mi? Salonda destek devam ediyor Engin Terzi'ye. Rotation. 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 Hakem özellikle bileğin düz durmasını istiyor. Rotation. Wrist. Okay. Bileğine dikkat et dedi. Ready go. Ve başladı karşılaşma. Birinci set henüz yeni başladı diyebiliriz. Eller bağlandı. İki bilek güreşçisinin desteğiyle bağlanarak mücadeleye merhaba dediler. Direkt bileklerini bağlatarak karşılaşmaya başladılar. Engin Terzi ve 1-0 Artur Makarov. Bastırdı bir anda, bir saniye içinde karar verdi. Russian Beer lakaplı Artur Makarov. Artur Makarov dünya şampiyonlukları yaşadı. Son 6 yılda damga vurdu adeta. Bilek güreşiyle dünyada galibiyetin geldiği an bastırdı ve kazandı sevgili izleyiciler. Durum 1-0. Kola bakar mısınız? Bacaktan kalın. İnanılmaz bir anatomik yapısı var Artur Makarov'un. Yine strap match'le başlayacaklar. İki sporcu da bileklerinin bağlanmasını istiyor. Direkt öyle başlama amacındalar. Sağ kol güreşi gerçekleştirecek. Yine bilek güreşi kurallarını yayının başında demir bileklerde sizlere aktarmıştı hakemlerimiz. Ben basitçe tekrar söyleyeyim. Dirsekler kalkmadığı sürece, bilekler çözülmediği sürece yastığa bastıran kazanıyor. Kural hatası yapmayan, faul yapmayan mücadeleyi kazanıyor. Kuralları son derece basit. Hani vardır ya bizde bileğini büktün olmaz diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Direkt kim elini öbür taraftaki mindere değdirirse okay, rakibinin mücadeleyi kazanıyor bu şekilde. Okay. İki faul üst üste yaptırırsa, dirsek ayağa kalkarsa, yani yerden kesilirse o zaman da kazanıyorlar. İşte iki tane üst üste hata yaparsa. Çok dönecek ama omuzlar. Dönder. Dönder. En önemli rotation olay eşit şartlarda başlamak. Rotation. Rotation. Ali Makarov. Osman Aydın eşitliği sağladı. Okay. Yes. Hazırlar. Ready go. Ve başladı. Başlar başlamaz Artur Makarov. Lakabı Rusya ayısı sevgili izleyiciler. Russian Beer lakabıyla biliniyor. Stop. Ve 2-0 yaptı durumu. 2-0 yaptı. İnanılmaz güçlü sevgili izleyiciler. Engin Terzi'yi duymuşsunuzdur mutlaka. Dünyada çok çok önemli başarılara sahip bir isim. Bakın Artur Makarov 2-0 yaptı durumu Engin Terzi karşısında. Çok rahat götürüyor mücadeleyi şu ana kadar. Evet. Artur Makarov. Tabii 20 yaş daha genç olması o da ayrı bir avantaj. İşte başladı. Başlar başlamaz bitirdi mücadeleyi Artur Makarov. Durum 2-0. Buradan maç döner mi? Dedim ya bu sporda kazandım diye bir şey yok. Rakibinizin bir sakatlık geçirmesi, devam edemez duruma gelmesi, bir sonraki seti, bir sonraki roundu kesinlikle etkiler. Yorgunluklar baş gösterebilir. Gerçi Makarov'da nasıl bir yorgunluk olacak? Bakın şu kollara bakar mısınız? İki tanesini yan yana getirseniz bizim vücuttan büyük çoğundan. Hazır mısınız? Rus Makarov tekrar geldi. Abdullah Cin sevgili izleyiciler, o da strip match karşılaşmanın yardımcı hakemi durumunda. Strip match. Evet, bu sette de, üçüncü sette de yine okay, strip match. Yani kayışla bağlanarak eller başlanacak anlamına geliyor.
Bu gece Mustafa Tavuzkarlı da Erzurumlu hakemimizde görev yaptı. 1988'den beri hakemlik görevi yapan bir isim Mustafa Tavuzkarlı. 1988 tarihi çok önemli bilek güreşinde. Yani Türkiye'de bilek güreşinin spor olarak kabul edilişinin yılı, tarihi bu. Ta o günlerden bugünlere Mustafa Tavuzkarlı var. Shoulder. Shoulder. Rotation. Üçüncü set başlıyor. Rotation. Makarov. Çok değişik taktiklerle Makarov'un üzerine gitmeye çabası rotation içinde olacaktır Engin Terzi. Kızgın Türk lakabıyla biliniyor. Ve üçüncü set başladı. Başladı. Ve başlar başlamaz 2-1 yaptı. 2-1 oluyor durum bir anda. Engin Terzi durumu 2-1 yaptı. Çok iyi yakaladı. Anında bastırdı ve durum 2-1 oldu. Bakın başlar başlamaz bir anda. Bütün gücünü kullandı. Bastırdı, minder seviyesinin altına düşürdü. Farkı 1'e indirdi. Abdullah, aşağıya in. Ve şimdi 4. set. 5 set üzerinden, 5 round üzerinden oynanan karşılaşmada 3 yapan kazanıyor değerli izleyiciler. Okay. Arthur Makarov şimdi kazanırsa bu seti 3-1 maçı kazanmış olacak. Engin Terzi kazanırsa 2-2. Devam. Wrist. Makarov. Rotation. Ready go. Ve başladı. Sevgili izleyiciler, 4. sette başladı. Şimdi inanılmaz baskı koymaya çalışıyor Arthur Makarov. Bastırdı. Arka arkaya bastırıyor. Devam ediyor bastırmaya. Engin Terzi. O da şimdi yüklendi. Engin Terzi yüklendi. 2-2'ye çok yaklaştı. Bastırıyor tekrar ve 2-2 oluyor. Engin Terzi'nin eşi ve çocuğu da mutluluk yaşıyor. Durum 2-2. ...2-0'dan 2-2'ye geliyor mücadele. Nasıl bir kuvvet, nasıl bir güç, nasıl bir teknik taktik. Gerçekten de her iki sporcu için de işin içinden çıkılmaz anlar yaşandı. Durum 2-2 şu an. Strip maç. Karşılaşmadan sonra Arthur Makarov'la da ben de deneyeceğim bir bilek güreşi yapmayı. Down. Arkadaşlar YouTube hesabımızı, Demir Bilekler YouTube hesabımızı hemen takibe alın. Abone olun oraya. Ve orada birçok karşılaşmayı ekranlarınıza bıraksana şunu. YouTube'dan da getirmeyi düşünüyoruz. Bırak bunu. Ön elemeler, birçok organizasyonu oradan sizlere duyuracağım. Türkiye'de bileği bükülmez kim var vatandaşımız olarak? Bu sporu profesyonel olarak yapmayanlar arasında büyük bir yarışma planımız var. Şimdiden bilek güreşi antrenmanlarına başlayın derim. Onun ön elemelerini işte o YouTube hesabından takip edebileceksiniz. Demir Bilekler. Bimex ekranlarından hem resmi milli şampiyonaları hem de vatandaşlarımız arasındaki büyük yarışmayı izleme fırsatı bulacaksınız. Ready go. Ve şimdi sevgili izleyiciler, Arthur Makarov bastırıyor. Arthur Makarov 3-2'ye çok yakın. Engin Terzi 2-2 yaptı durumu ama 3. galibiyeti elde etmek açısından bunu tekrar başarabilecek mi? Geriye doğru çekti kendisini. Israrla baskı kurmaya devam ediyor. Press oyununu sürdürüyor. Arthur Makarov, Rus sporcu, durumu 3-2 yaptı. Bitti maç. 3-2, Arthur Makarov kazanıyor. Sevgili izleyiciler, 5 set yapıldı. 2-0 öne geçmişti Arthur Makarov. 2-2 yaptı Engin Terzi. Sonrasında
3-2 kazanan Artur Makarov.